Evet, bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölümümüzün adı Fonksiyonlar ve Metotlar. E, fonksiyon olarak da adlandırılıyor bunlar, bu yapılar veya metot olarak da adlandırılıyor bu yapılar. Temel olarak e, fonksiyon testinden bahsedeceğiz. Sonra da aslında değişik bir taktik yapacağız. E, daha önce yazmış olduğumuz bölümlerdeki kodları fonksiyon ya da metot haline getirmeye çalışacağız. Şimdi fonksiyon ya da metotların ana fikri nedir? Fonksiyon ya da metotlar aslında bir sonraki dersimiz olan Nesneye dayalı programlama yani Object Oriented Programming'e aslında bir giriş olacak. Çünkü e, bugüne kadar görmüş olduğumuz bütün programlarda işte örneğin mesela bölüm 1 örnek 1'de başlayan Merhaba Dünya'yla ilerleyen işte bölüm 1 örnek 3'te bir e, yarı çapı çemberin yarı çapını alıp alana hesaplayan kodlardan biri aslında bizim e, tek bir sınıfımız yani burada örneğin bölüm 1 örnek 3 sınıfı ve tek bir metodumuz vardı. Bugünden itibaren yani bu bölümden itibaren artık gene tek bir sınıfımız olacak. Fakat artık metot sayımız, fonksiyon sayımız birden fazla olabilecek uygulamaya özgü olarak. Ve sınıf sayımızı birden fazla arttırmak için aslında bu aşamada bunu yapabiliriz. Fakat... Çok anlamlı değil çünkü sınıfın özelliklerini kullanmadığımız için bir esprisi yok. Ama metot sayısını arttırmamız önemli. Çünkü neden önemli? Aslında iki temel nedeni var. Duruma göre artılabilir bunlar ama temel iki nedeni nedir bunlar? Birinci neden aslında hep aynı problemden bahsediyoruz. Kod tekrar. Yani aynı satırları tekrar tekrar yazmak yerine hatırlarsak döngülerde de benzer şey yapmıştık. İşte 10 tane hello world yazmak yerine bir tane for loop yazmıştık. Burada da artık kavramsal olarak aynı satırların tekrarını engellemeye çalışacağız. Bu tabii gene aslında for döngüsüne benzer bir şey olacak. Çünkü şu açıdan benzer olacak. For döngüsünde biz mesela tekrarı engellemek için dışarıya bir for loop atıyorduk. Ve bu for loop'un tekrar eden kodu for döngüsünün içine yazıyorduk. İşte normal tekrarlamalı olan for loop'larda yani aynı şeyi 10 defa yaptığımız for loop'larda e, direkt for loop'u atmak yeterliyken işte örneğin burada 10 tane hello world vardı. E, bunu bir döngünün içine attığımız zaman bu şekilde halledebiliyorduk. Ama buna karşılık daha sonraki döngülerde artık kodun içindeki değişen şeylerle birlikte yani sadece hello world demeyelim de hello world i e diyelim. Hello world 1, hello world 2, hello world 3 dersek Bunlarda da aslında döngü değişkenine bu döngünün içindeki kodu e, ayarlayabiliyorduk döngü değişkeni ile birlikte. Şimdi bunu daha genel anlamda yapacağız fonksiyon ve metotlarda. Nasıl daha genel anlamda yapacağız? Tekrarlayan kodların içinde değişen şeyleri. Yani tekrarlayan kod tamamen aynı kod da olabilir. E, aynı kodsa zaten bir problem yok. Onu sadece çağırmamız yeterli olacak. Onu bir kodun içine kopyalamamız yeterli olacak. Ee, ama tekrarlayan kodun içinde ufak tefek farklılıklar olabilir. Yani bir kod, bir yer koda çok benziyordur ama ufak bir farklılığı vardır. Dolayısıyla bu ilk kod aslında aynı koddur. Dolayısıyla bu tekrarlayan kodu ne yapacağız? Ee, bir yere çekeceğiz. Bunlara refactoring deniyor. Dolayısıyla ilk defa refactoring yapacağız. Sonra da bu kodu aslında bir daha yazmayacağız. Sadece yazmış olduğumuz metodu tekrar çağıracağız. Bu metot fonksiyon yazmanın bir başka önemli noktası da uzun o, kod parçacıklarından kurtulmak. Genel olarak şöyle bir trend vardır. Eğer bir metodun içinde 20-30 satırdan daha fazla kod varsa o kod aslında karmaşık bir kod olarak addedilir ve tercihen o kodu 2'ye 3'e bölmek gerekir. Dolayısıyla programı aslında e, büyük olmaması için veya yani metotların içinin büyük olmaması için ne yapılır? E, o metot birden fazla parçaya bölünür. Şimdi metotların tabii teknik detayları da var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Teknik detaylar şunlar. Aslında her metot bir public static void main gibi bir e, fonksiyondur. Bu fonksiyonun e, bir ismi vardır. Burada mesela isim main oluyor. Bu fonksiyonun döndürdüğü bir değer vardır. Döndürmek ne demek ona da geleceğiz. Ama bugün yapacağımız metotların çoğu bir şey döndürmeyecek. Bir de e, bir şey döndürmezse buraya void yazıyoruz. Bir de metodun parametreleri vardır. Yani metodun aslında davranışını değiştiren nasıl hani dedik ya bir iki kod birbirine benziyor ama tam benzemiyor, bir kısım değişiyor. İşte o değişen kısmın parametre olarak adlayacağız ve o parametreyi metoda vereceğiz. Bu şekilde nasıl döngünün içinde döngü değişkenine göre döngünün kodu değişiyorsa metodun içinde de o parametre sayesinde o metodun kodu da değişebilir hale. Gelecek. Bütün bunları aslında örnekler üzerinden e, anlatmak e, daha da anlamlı olacak. Bu aşamada yapacağımız şey şu olacak: Her bölümdeki kodlara bakacağız ve bu bölümdeki kodların e, metot haline dönüştürebilir miyiz? dönüştürüp ne kazanabiliriz onlardan bahsedeceğiz. Dönüştürebildiğimiz kısımlarda da bunu bölüm 5'in içine bir örnek olarak kopyalayacağız. Şimdi tabii ilk başlarda verdiğimiz kodlarda işte hello world yazdırmaktır. İki tane sayı almak ve bunun toplamını almaktır. Veya bir alan hesaplamaktır. Bunlarda aslında metodik bir şey pek yok. Yani tekrarlayan bir şey yok. En önemlisi onun dışında da yani kodlar çok uzun değil. Dolayısıyla bölüm 1'den bir şeyi metot haline getirmek çok anlamlı değil. Sadece örneğin diyelim buradaki e, verilen, yarı çapı verilen bir e, dairenin alanını hesaplayan kod bir metot haline dönüştürülebilir. Fakat burada da e, yarı çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan kod tek satır olduğu için bunda da çok çok bize bir faydasını sağlaması düşük ölçekte görünmekte. Dolayısıyla bölüm 1'den kopyalayacağımız bir metot olmayacak. Şimdi bölüm 2'ye geçersek, bölüm 2'de e, ne yapmıştık? Bölüm 2'de e, nota göre e, geçti veya kaldı e, değerini e, ekrana basmıştık. Bu da gene kısa bir kod. Dolayısıyla bunu da çevirmemizin bir esprisi yok. Buna karşılık mesela Body indeksi hesaplayan ve bu Body indekse göre e, normal veya overweight olduğunu döndüren bir kodumuz vardı. Şimdi bu kodun biraz daha karmaşık olanı böyleydi. Bu kodu mesela bir Metot haline dönüştürelim. Ne demek bir metot haline dönüştürelim? Body Mass Index'e göre e, ağır veya çok ağır veya normal e, veya e, az ağır olan kod olan şu kısmı, yani dikkat ederseniz her şey Body Mass Index'e göre değişiyor. Bu Body Mass Index'e göre değişen bu kodu bir metot haline dönüştürelim. Şimdi onu yapacağız. Önce e, şu kodu kopyalayalım ve onu bir metot haline e, dönüştürelim. İlk önce bölüm 5 örnek 1 haline getireceğiz. Bölüm 5 örnek 1 bizim klasımız olacak. Sonra bunun içine bu biraz önceki kodu bölüm 2 örnek 3'teki kodu kopyalayacağız. Şimdi burada bizim yapmak istediğimiz şey ne? Pardon bölüm 2 örnek 3'ü kopyalamamız gerekiyor. Bölüm 2 örnek 3'ü kopyaladık. Evet doğru. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Buradaki Body Mass Index verildiğinde Body indekse göre e, yazan kısmı bir metot haline geçireceğiz. Şimdi bunu geçirirken şöyle bir şey yapıyoruz. Aslında main'e benzer bir şey yazmaya çalışalım. Yani Public Static Void. Main'in adını değiştirelim. Main yerine başka bir isim mesela Print e, Information diyelim. E, parantez açıp parantez kapatalım. Burada parametreler var. Şu anda ilk başta parametre yok gibi düşünelim. Sonra da Buradaki ekrana basacağı kısmı alalım. Kesiyorum dikkat ederseniz. Çünkü onu buraya yazmak istiyorum ve buraya kopyalayalım. Şimdi buraya kopyaladığımız zaman neyi görüyoruz? Bir kere bakın, body mass index burada tanımlı değil. Çünkü body mass indeksi burada tanımlamıştık ve body mass indeksi burada hesaplamıştık. Şimdi burada body mass indekse ihtiyacımız var. E o zaman ne yapalım? Bu metodun çalışabilmesi için body mass indeksi bilmesi gerekiyor. İşte ona parametre adını veriyoruz ve bunu oraya kopyalıyoruz. Bakın şu anda artık body mass indeksi biliyor print information ve ona göre davranıyor. Aslında ne yaptık? Body mass index enformasyonunu biliyormuş gibi yaptık print information. I. Şimdi tabii bu şekilde programı çalıştırırsak ekranda bir şey gözükmeyecek. Çünkü neden? Bunu kod olarak buraya yazdık. Fakat hemen çalıştıralım. Boyumuz 1.90 olsun kilomuz da 90 olsun. Bakın ekranda bir şey yazmadı. Neden? Çünkü program şurada sona erdi. Tam bu noktada sona erdi. Bakın Body Mass de zaten açık gri dolayısıyla bu değer hiç kullanılmıyor diyor. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey neydi? Burada olan kodu buraya yapıştırmak ve bu kodu kullanmak. İşte bunu nasıl yapıyoruz? Bir metot function call'u göstereceğiz. Direkt adını yazıyoruz. Bakın hemen geldi. P ve R yazdığımızda kendi yazmış olduğumuz print information metodu geldi. Bunu Body Mass Index'e ama bakın parametre istiyor. Bakın kırmızı veriyor neden? Çünkü bunun çalışabilmesi için e, birinci parametresinin olması gerekiyor. Birinci parametresi neydi? Body mass indeksi. Burada hesapladığımız body mass indeksi koyduğumuz zaman aslında ne olacak? Program çalışıyor olacak. Bakın burada e, bu kod aslında diğer yerde de aynen olduğu için burada extract method from duplicate code diyor. Dolayısıyla diğer taraftaki aslında ee, metotta bunu kullanabiliriz. Yani bölüm 2 örnek 3'te de bunu kullanma şansımız var ama eğitimsel açıdan o aşamada metotları bilmediğimiz için bunu yapmamız çok anlamlı değil. Burada da yine aynı kodun tekrarladığını görüyoruz. Çünkü o da gene bölüm 2 örnek 3'te aynısı. Okey şimdi bir tekrarlayalım bir çalıştıralım burada. Gene 1.90 diyelim. Ee, kilomuz da 90 olsun. Bakın you are normal çıktı. Normal çıktı. Evet, o zaman bu şekilde ne yaptık? Bunu bu tarafa attık. Parametreyi oraya gönderdik ve bu şekilde birinci örneğimizi yazmış olduk. Bir sonraki örneğe bakalım. Burada e, alanla ilgili bir örneğimiz vardı. E, burada gene kısa bir kod var. Dolayısıyla bu kısmı pas geçelim. Burada 3 e, sayının e, en büyüğünü bulup ekrana yazıyordu. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bunu bir metot haline getirelim. Ne demek metot haline getirelim? Sonra kullanılabilmesi açısından 3 e, sayının en büyüğünü bulan bir metot oluşturalım ve bu metot bize bu 3 sayının en büyüğünü döndürsün. Böylece döndürme ile ilgili, return ile ilgili örnekleri de görmüş olalım. Şimdi ona geçeceğiz. Ee, bölüm 5 e, örnek 2 diyelim. Ve gene bölüm 2 örnek 5'teki bu kodu alalım. Şimdi onun üzerinde oynamalar yapacağız. Bakın nasıl değişecek bölüm 5'teki. Pardon bunun refaktör yapalım. Bölüm 5 örnek 2 yapalım. Tamam sonra buraya da yapıştıralım. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Burada bu 3 sayının ABC'yi alıyorduk. Bu 3 sayının en büyüğünü bulan kod burasıydı. En büyüğünü buluyor ve ekrana yazıyordu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun en büyüğünü bulan metodu, e, metot en büyüğünü bulacak ve onu ekrana yazacak. Dolayısıyla şöyle bir taktik yapacağız. Buraya mesela largest diye bir variable ekleyeceğiz. Sonra kodu değiştireceğiz. Largest eşittir a diyeceğiz. Çünkü burada en büyüğü a olmuş oluyor. Burada largest en büyüğü b oluyor. Buradaki largest da en büyüğü c oluyor. Çünkü zaten onları ekrana basıyorduk. En sonda da bir tane largest'ı ekrana basacağız. Şimdi bu şekilde önce bir değişken yapalım. Bakın dikkat ederseniz largest'ı bilmiyorum diyor. O yüzden de largest'a mesela eksi 1 yazalım. Pozitif olacağını varsayarak. Şimdi bu programı çalıştırdığımız zaman tabii largest sayıların negatif olmayacağını varsayıyoruz burada. 2, 4 ve 5 dediğimiz zaman en büyük olan 5'i ekrana yazıyor. Şimdi bu metodu, bunu bir metot haline getireceğiz. Yani verilen 3 sayının maksimumlu bulan koda e, kodu e, yazacağız. Şimdi o zaman gene aynı şeyi yazmaya çalışalım. public static gene void diyelim. E, max of 3 diyelim. Şimdi gene önceki gibi bunu boş bir metot gibi yazalım ve neyin değişeceğini görelim. Şimdi en büyük 3'ü bulacak olan kod şurasıydı. Dolayısıyla bunu alalım. Buraya yapıştıralım. Şimdi burada da bir sürü problem var. Birincisi nedir o birincisi? Birincisi burada largest diye bir şey e, tanımlı değil. ABC de tanımlı değil. Şimdi ABC bizim için ne? ABC maksimum bulacağımız 3 sayı. Bunu bilmesi lazım bu metodun. O zaman ne yapmamız lazım? Buraya o 3 tane değişkeni ekliyoruz. Dolayısıyla ABC'yi oraya ekliyoruz. E, ve ve bu max of 3'yi burada çağırırken o A, B ve C'yi vereceğiz. Şimdi dolayısıyla bu metodu bir kutu gibi düşünürseniz o kutuya bu 3 parametreyi gönderiyoruz. Böylece o üçü bize maksimumunu buluyor. Heh. Şimdi yalnız bu üçün maksimumunu buluyor fakat burada dikkat ederseniz bizim largest'ı yazmamız lazım. Ama largest enformasyonunu max of 3'den alamıyoruz. Çünkü max of 3'nin içindeki largest aslında buna ait olan largest. Yani bunu alırsak, buraya yapıştırırsak buradaki largest'ı hesaplarız. Fakat buradaki largest'la buradaki largest aynı şey değil. Bu largest bu metodun içinde olan bir largest. Bu largest ise bu metodun içinde olan largest. Dolayısıyla burada largest'ı çalıştırırsak şu anda örneğin çalıştıralım. 2, 4 ve 5'i verelim. Bakın eksi 1 bastı. Neden? Çünkü bu her ne kadar largest'ı çalıştırıyor olsa da bu metot bittiğinde yani şu max of 3 bittiğinde largest 5 oluyor. Fakat bu enformasyon burada kalıyor. Yani geri gelmiyor bu main metoda. İşte bu largest enformasyonunun geri gelebilmesi için Metotlarda bir döndürme mekanizması kurulmuş. Yani bu döndürme mekanizması dediğimiz şey bu metodun bulduğu şey neyse artık ve o bulduğu şeyin de sonradan kullanılabilmesi yani bu kutunun bir şey döndürebilmesi, bir şey verebilmesi için. O kutuya siz bir şey veriyorsunuz, karşılığında bir şey alıyorsunuz. Döndürebilmesi için buraya bir şey yazmamız lazım. Şimdi ne döndürecek bizim metodumuz? Integer döndürecek. Buraya integer yazıyoruz. Yani buraya largest yazmıyoruz, dikkat edin. Sonra da bulduysak sonucu onu döndüreceğimizi söyleyen bir kod olması lazım. Şu ana kadar gördüğünüz kodlardan farklı bir şey olması lazım. Çünkü şu ana kadar ya if for gibi bir dengü değişkenleri kullandık ya da normal hesaplamalı gibi şeyler kullandık. Ama bunun bir şey döndüren düğünü söyleyen bir bilgi olması lazım. İşte bu yüzden return diye bir komut var. Return komutu işte bak arkadaşım ben burada bu bilgiyi şu anda geri döndürüyorum demenin yolu. Dolayısıyla burada largest dediğimiz zaman return largest dediğimiz zaman bakın artık largest açık gri'den kayboldu normale döndü ve biz bu largest'ı buraya döndürdük. Şimdi biz max of abc'yi gönderdik. Max of tree bize largest'ı döndürdü. Fakat nereye döndürdü? Hmm, döndürdü ama bu nerede? Bakın ne diyor? Burada bir hata mesajından da bunu anlayabilirsiniz. Result of bölümü yerine max of 3 is ignored. Yani sonucu alıyorsun ama bu sonucu bir şey yapmıyorsun. Havada kalıyor. Bu sonucu da senin aynı buradaki değişkenler gibi bir değişkene ataman lazım. İşte bu şekilde biz ne yapıyoruz? Bunun döndürdüğü sonucu bu metodun içinde yer alan bir değişkende saklamış oluyoruz. Bu şekilde ABC değişkenlerini, dolayısıyla bir kutu gibi düşünün. ABC'yi kutuya veriyorsunuz. Kutudan sonucu alıyorsunuz. İşte bütün hikaye buna karşılık geliyor. Şimdi bunu tekrar çalıştıralım ve e, Max of Tree üzerinden 3, 4, 5 ile bakın 5'i bulduğunu görüyoruz. Şimdi bir de nasıl çalıştığını görelim. Bakın şimdi burada buraya kadar bir çalıştıralım. Sonra programın oraya zıpladığını göreceksiniz. 3, 4, 5'i girelim. Bakın program burada. Şimdi bu satırla yapmıyoruz artık çünkü bu satır metodu çalıştırıyor ve sonucu buluyor. Ama biz metodun içine bakın largest 5 oldu Ekrana bastı bitti Bizim istediğimiz şey bu metodun içine girmesi dolayısıyla gene debug moda giriyoruz Şimdi 3, 4 ve 5'i girdik Şimdi şunu bakın Step into diye bir buton var onu tıklıyoruz bakın şimdi zıpladı Bakın şu anda max of 3'ye zıpladı Ve burada önemli bir nokta daha var Bakın main Var burada önceden sadece bu vardı Şimdi bunun üzerine bu geldi. Bu şu demek. Main'deyim ben şu anda programı çalıştırırken. Bu main'in içinde bu satırdayım. Ama bu satır devam ediyor. O da nerede devam ediyor? Max of 3'de devam ediyor. Ve Max of 3'de şu anda buradayım. Bakın bunun rengiyle, şunun rengiyle, bunun rengi aynı değil. Şuradaki renk aynı değil. Çünkü bu, ben şu anda bir şey çağırdım, bekliyorum. Bu ise şu anda buradayım ve çalışıyorum demek. Dolayısıyla largest'ı largest yapıyorum tek tek. Bakın burada bunu yapabilirim, problem değil. Largest'ı buldum, largest'ı döndürdüm. Bakın tekrar geri geldi. Burada largest'a orada döndürdüğü 5 değerini, çünkü bitmedi bu satırda. Max of 3 bitti. O max of 3'nin sonucunu largest'a atayacak. Bakın şimdi largest 5 oldu. Bu largest la öbür largest farklı tabii. O da önemli. Sonra da burada ekrana bastık, bitirdik. Bunu garan, bunu uh, ikisi de aynı isim ya o, ne yapacağız falan filan derken burada uh, mesela bu ismi değiştirebiliriz, refactor biliyoruz, rename diyebiliriz, ee, large diyelim. Dolayısıyla large dediğimiz zaman gerçi yanlış yazdım, şunu large yapalım. Large dediğimiz zaman bakın buradaki ile large buradaki largest'ın farklı olduğunu görüyoruz ve gene programın çalıştığını görüyoruz. Bu sefer ilk sayıya en büyüğü girelim, 5 2 3 olsun. Bakın 5'i bulduğunu görüyoruz. Evet bu şekilde aslında döndürmenin ne anlama geldiğini. Bakın burada 3 parametremiz var bu arada. Önceki metoda göre daha da fazla. Mesela önceki metotta bir tane parametremiz vardı. Burada 3 tane parametremiz var. Ve bu parametreleri nasıl yazdık? Dikkatinizi çekiyorum virgülle ayırarak. Ve ama int a virgül b virgül c yazmadık. O da önemli. Bakın böyle yazmadık. Bunu yazmamamızın niye öyle yazamıyoruz? Çünkü problem şu. Birden fazla farklı tipte ve tanım, değişken tanımlayabiliriz burada. O zaman bunları int a, virgül b, c şeklinde tanımlamamız mümkün değil. Okey bunu da bitirdik. Devam ediyoruz bir sonrakine. Bölüm 2 örnek 5'i de kapattık. Bölüm 2 örnek 6'ya bakıyoruz. Bölüm 2 örnek 6'da gene e, overweight, underweight, normal üzerine bir e, metot var. Bunu zaten yaptık. Dolayısıyla bunu geçiyorum. E, burada da gene maksimum bulan başka bir metodumuz var. Dolayısıyla e, burada ağaç olarak e, maksum bulalım demiştik. Bunun da hemen örneğini hızlıca copy paste'le yapalım. Bu kolay olacak. Çünkü direkt e, önceki yaptığımıza çok benzeyecek. Dolayısıyla bunu aynen kopyalayalım. 5 örnek 3'e. Sonra e, burada maksumu bulan kodu yazalım. public static void max of 3 şeklinde. Gene 3 tane sayımız var. Integer B, integer C şeklinde. Ve e, bunları buradan ne yapıyoruz? Alıyoruz. Kopyalıyoruz, buraya yapıştırıyoruz. E, burada tabii ekrana basabiliriz ama ekrana bas. Bu sefer de şöyle bir şey yapalım. Bir şey döndürmesin metot. Maksumu ekrana bas. Dolayısıyla öyle olduğu zaman sadece max of 3 A, virgül B, virgül C yazmamız yeterli olacak. Neden şimdi bunu bu şekilde yapabiliyoruz? Çünkü burada metoda gönderiyoruz. Yazma işini de o yapıyor. Şimdi o zaman bu biraz önceki örnekten ne farkı var? Bu örnekten farkı şu. Bu metot çalışıyor arka planda ve size bir sayı döndürüyor. Bu metotsa çalışıyor ve ekrana bir şey basıyor. Şimdi bu ikisi arasında önemli bir fark var. O da şu. Bu metodu çalıştırdığınız zaman ekrana bir şey basmasını engellemeniz mümkün değil. Çünkü tanım gereği o metot ekrana bir şey basacak. Bazı durumlarda bunu istemeyebiliriz. Çünkü bir, bir şey mesela gidiyoruz iki sayının büyüğünü istiyoruz. O bize büyüğünü ekrana yazıyor. Ama belki de programımızda ekranda bir şey görünmesini yani ne görüneceğini kendimiz kontrol etmek istiyoruz. E kendimiz kontrol etmek istediğimizde bu metodu çağrımızda o kontrol bizden kaçıyor. Orada ekrana bir şey yazabilir ve bizim yolumuz üzerinde bir kontrolümüz yok. O yüzden bu tarz metot daha mantıklı bu tarz metoda göre. Ama sonuçta istenildiğinde bu tarzda yazılabilir. Burada mesela döndürdüğümüz bir değeri bir şeye ekrana basmakla uğraşmadık. Çünkü o işi de zaten orası halletmiş oldu. Peki bölüm 2 örnek 7'yi de bitirdik. Devam ediyoruz. Bölüm 2 örnek 8'e. burada da gene bir maksimum kodu var. bunu artık daha yazmamızın bir esprisi yok. Evet, burada artık ayın kaç çektiğini bulan kod var. Şimdi o o metodu onu da bir metot haline getirelim. Verilen bir ay kaç çekiyor? Bunu bulmuştuk burada. Bölüm 5 örnek 4 diyerek bunu artık koda metotlu hale dönüştürelim. Şimdi burada da gene gelelim buraya. Ee, şimdi bize verilen ayın gene burada düşünün kaç çektiğini bulmamız lazım. Burada gene ekrana bir şey basıyoruz. Dolayısıyla ekrana bir şey e, basmayı istemiyoruz gene aynı şekilde... Dolayısıyla bir metot yazalım. Public yine e, main gibi yapalım. E, vo void e, e, get e, days of month diyelim. Month diyelim. Ve bunu bu şekilde yazdığımız zaman şu kısmı buradan buraya alalım. Şimdi Days of Mount'ın mantı bilmesi lazım. Gördüğünüz gibi mount e, bir şekilde bir sayı. Dolayısıyla mantı ona parametre olarak verelim. Bakın mantı verdik. Bir de biz ekrana bassın istemiyoruz. Döndürsün istiyoruz. O zaman buralara int e, days diye bir değişken tanımlayalım. Burada 28 döndürsün. Direkt bakın 20, return 28 yazabiliyoruz. Ama tabii return 28 yazdığımız zaman bu hata verecek çünkü voidluydu sonucumuz. Bizim bunu voidlu değil de integer haline dönüştürmemiz lazım. Bu durumda return 30 diyelim. Bu durumda da return 31 diyelim. Şimdi yalnız böyle yaptığımız zaman bakın bir yerde hata verecek. de kaldıralım çünkü değizide de ihtiyacımız kalmadı. Şurada hala bir kırmızı var. Neden? Çünkü missing return statement diyor. Ne demek missing? Yani... Bir yerde bir dö gün döndürmüyoruz nerede bir gün döndürmüyoruz ha bakın burada mant 1'den küçük veya 12'den büyükse ne yapmıyoruz ee, wrong input diyoruz O zaman şöyle bir şey yapalım burada birkaç seçeneğimiz var birinci seçeneğimiz bu e, yanlış olduğunda da bir şey döndürsün bir seçenek o veya bu metodun doğru olacağını garanti edelim yani bu metoda bir şey çağırdığımız zaman Zaten mantın doğru olduğunu kabul edelim. Bu durumda bu koda ihtiyacımız yok. Ee, ya da yanlış olan da ekrana basılsın bir de bir sayı döndürsün. Şimdi bunlardan hangisini seçelim? Şunu seçelim. Bunun doğru olduğunu varsayalım. Dolayısıyla bu kodu buradan kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum ee, ve bunu da siliyorum. Şimdi böyle bir durumda tabii mutlaka bir gün döndürecek. 28, 30, 31. Ama buradaki kodu da şu hale dönüştürüyorum. Eğer Month 1 ile 12 ise yanlış, diğer durumda ise e, days of month'ı çalıştır şu anki month'la. Ve bunu da ekrana bas. Bakın şu anda gene aynı muhabbet var. Günü buluyorum ama ekrana basmıyorum. O zaman bunu da output'un içine atarsak aslında istediğimiz şey olmuş olur. Bakın aynı bir sayı basar gibi döndürdüğü değeri ne yapıyorum? Ekranda basıyorum. Şimdi önce bir yanlış gün yanlış ay girelim hatalı olduğunu görelim. Sonra da mesela 5. ayı yazalım ve 31 olduğunu da görelim. Dolayısıyla bu şekilde Days of Month'ı da yapmış olduk. Evet bölüm 2 örnek 9'u da bitirmiş olduk. Bölüm 2 örnek 10'a bakarsak burada da gene aynı e, ayın gününü e, veren ama switch ile bu problemi çözen kodu görüyoruz. E, şimdi gelelim bölüm 2 örnek 11'e. Bölüm 2 örnek 11 Önce bölüm 2 örnek 12 yapalım. Sonra bölüm 2 örnek 11 yaparız. Bu Şubat kaç çekiyordu? Bu Şubat kaç çekiyor örneğini üzerinde ilerleyelim. Bunu bölüm 5 örnek 5 haline getirelim. Evet bölüm 5 örnek 5'te gene bunu kopyalıyoruz. Şubat kaç çeker örneğimiz? Hatırlarsak bayağı karmaşık bir kurallar silsilesi vardı. Şimdi bu yıla göre e, günü ekrana basıyor. Şimdi biz gene bunu döndürecek şekilde halledelim. Dolayısıyla public artık direkt int yazabiliriz. Tam sayı döndüreceğini biliyoruz çünkü 29-28-29-28 diye. E, days of e, February. Tabii metot isimlerini e, bilmek önemli. Yani metot isimlerini mantıklı vermek önemli Şimdi burada bunu alalım buradan, buraya koyalım. Ee, Year'ın e, parametre olması gerektiği ortada. Year bilgisi lazım. Onun dışında da diğer günlerde de e, 29, burada 29 döndürecek. Burada 28 döndürecek. Bunları sadece return haline getiriyorum. Burada da 29 döndürecek. Burada da 28 döndürecek. Bu şekilde aslında bütün hepsini çalışır hale getirdik. Sonra da bunu days of february olarak yazmamız lazım. Ama bakın çıkmıyor. Neden? Çünkü neyi unuttuk? Statik yazmayı unuttuk. Statik yazmamız gerekiyor. Statik olmazsa burada çalışmıyor. Days of February year dersek bu olur. Ama bakın bu burada bir şey döndürüyor ama gene yazmıyor. Dolayısıyla gene biraz önceki örnekte gibi System.out.println yaparsak Çıkan sonucu da ekranda görmüş oluruz. Şimdi bakalım. Yılı 1985 yapalım, 28 çektiğini görelim. Yılı 1996 yapalım, 29 çektiğini görelim. Yılı 2400 yapalım, 29 çektiğini görelim. Ve yılı 2100 yapalım ve 28 çektiğini görelim. Evet, bunların hepsi doğru çalışıyor şu an. Okey, burada tabii güzel olan şey, burada yazdığımız metotları başka sınıflarda da kullanabiliriz. Ee, şu ana kadar ona ihtiyacımız olmadı çünkü e, neleri yazdık bakalım. Max of 3 yazdık, Print Information yazdık, Days of Month yazdık, başka bir Max of 3 yazdık, bir tane de Days of February yazdık. Şimdi gelelim, bölüm 2'nin en zor problemlerinden bir tanesiydi o. Bölüm 2 örnek 11. Yani... Verilen 6 basamaklı sayının ee, yazı değerini ekrana yazmak. Şimdi burada çok uzun bir kod var görüyoruz, 206 satırlık ve bu, biz bunu bayağı bir kısaltacağız. Şimdi onun üzerinden tek tek ilerleyelim. Ölüm 5 örnek 6. Şimdi önce bu kodu kopyalayalım. 205 satırlık kodu ve ilerleyelim. Şimdi önce birinci tekrar eden kısmı bakalım. Nedir o? Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazan. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazan. Bir kod var. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazan kod du ee, bir Metot haline dönüştürelim. Bunun adı tabi birleri basmak olduğu için bunu public static void print ones olarak adlandıralım. Şimdi bu kodu kopyalayalım. Şimdi bunu print ones'ı normal bir print ones yapalım. Yani birden 9'a kadar olan hepsini yazan kodu buradan alalım. Şimdi bunu alıyoruz, buraya yapıştırıyoruz. Ve burada neye ihtiyacımız olduğunu görüyoruz? Vans'a ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla once da birler hanesiydi. Dolayısıyla Vans'ı buraya koyduk. Şimdi gelelim kısaltmalara. Şimdi buradaki kodla oradaki kod aynı. Dolayısıyla buraya artık direkt print Vans'ı çağırabiliriz. Buna ihtiyacımız kalmadı. Kod şu anda hala 206 satır civarında. Çünkü aslında bir şey yapmadık. Sadece yukarıya transfer ettik. Fakat başka yerde de birler basıyoruz. Mesela burada. Şimdi tabii burada problemimiz şu. Burada hundreds'ta gene aynı şeyi ekrana basıyoruz. Bakın dikkat ederseniz. Dolayısıyla buraya bir print once yazabiliriz. Ama neyi basacak? Hundreds'ı basacak. Dolayısıyla bunu buradan siliyoruz. Yalnız biri basmasını istemiyoruz burada. Bakın bir varsa bir şey basılmıyor. Dolayısıyla buraya şöyle bir şey yazalım. Birleri basmasını istiyor muyuz? Dolayısıyla birleri basmasını istiyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. Şimdi yukarıda bu satırın çalışmasını istemiyoruz. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki if diyeceğiz. is one printed diye bir parametre koyacağız ve bu bir basılırsa ancak bu satır çalışacak. Bunu da buraya bir parametre göndereceğiz. is one printed diye. Ve bakın buraya is one printed'ı false gönderirsek bu satır çalışmayacak. Zaten orada biz şurada onun Basılmamasını istiyoruz Buraya false yazacağız Burada ise o one'ın ee, Basılmasını istiyoruz Dolayısıyla oraya da true yazacağız Dolayısıyla ne yaptık bakın ilginç bir şey yaptık Bu kodu iki farklı koddu bunlar Büyük kısmı ortaktı O iki ortak kodu Bir yerde yazmış oldu Gerekli değişiklikleri de Parametrelerle hallediyoruz artık Yani Is one printed true ise burası basılıyor. False ise burası basılmıyor. Ama diğer taraflardaki fonksiyonetler aynı. Tamam bunu da hallettik. Şimdi bakın kod şimdi küçülmeye başladı. 185 satıra indi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da bakın burada da gene bir ee, print once var. Gene bu sefer once'ları basıyoruz. Yalnız birileri basıp basmayacağımız burada bir kurala bağlı. E zaten biz de o kuralı bulmak istiyorduk. O zaman bu kuralı buraya yapıştıralım. Bakın ne oldu? Şimdi eğer bu doğruysa bu satır çalışacak. Değilse bu satır çalışmayacak. Zaten bizim print bounds dediğimiz şey de ona karşılık geliyordu. Dolayısıyla bunu da siliyorum. Artık. Bakın kod 150 satıra indi. Arkasından buraya geliyoruz. Burada da bakın gene 1'den 9'a kadar olan sayılar var ama 1'i basmıyoruz. Dolayısıyla 100 istiyoruz. Ama 1'in basılmamasını istiyoruz. Dolayısıyla is one a false diyoruz. Ve bu satırı da sildik. Bakın kod artık 130 satıra indi. Şimdi bu arada bir çalıştıralım bakalım ne oldu kod. 300.000 100 olsun. 300 bin 100. Bakın doğru çalışıyor. Bir de şöyle bir şey yapalım. 301 bin 100. Doğru. Sıkıntı yok. Okey. Şimdi bakın birlerle ilgili olan her şeyi hallettik. Tamamı bir kod satırına bölünmüş oldu. Şimdi yalnız geriye bakın gene tekrar eden 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 var. Bu kod tekrarlanıyor. O zaman bu kodu da bir metot haline getirelim. Public void print tens olsun bunun da adı. Gene statik koymayı unutmayalım. Ve gene buradan şu kısmı alalım. Ve bunu da buraya yapıştıralım. Şimdi bakın tense ihtiyacı var. Dolayısıyla buraya da tensi verirsek istediğimiz şey olacak. Şimdi o zaman ne olacak? Burada ee, print tense'i çalıştırmamız lazım. Tense'le. Şurayı attık. Şu anda hala 130 satır civarında. Ama şurada bakın print tense'le tense'i verdiğimiz zaman... Bu kod da silinmiş oldu. Evet bakın 100 satıra indi kod. Hatırlarsak 208 satırdı. Yarının aşağısına indi neredeyse. Ve kod artık ne kadar anlaşılır. Bakın dikkat ederseniz ne var? Print once yüzler basamağını yazıyoruz. Sonra gerekirse bir yüz yazıyoruz. Sonra onlar basamağını yazıyoruz. Sonra da print once diyoruz. Sonra da bir bin yazıyoruz. Sonra da basamakları hesaplıyoruz. Şimdi ilginç taraf da bir şu. Burada şu kodun kendisi de tekrar ediyor. Yani bakın bu binler hanesi, binler hanesi ni bilirsem ben binler yüzler, onlar, birler, yüzler, onlar, birler hanesini bilirsem bu kod aslında çalışıyor. Dolayısıyla ben aslında yüzler, onlar ve birler hanesini bilirsem şurada aslında bir aynı kodu yazıyorum. Bakın şu koda bakın. Bir de şuradaki koda bakın. Sadece remainder var. Bakın bu iki kod arasındaki fark. Birinde remainder var, birinde thousands var. Sonra print one sound. Şimdi bu ikisini bir metot haline bir getirelim. Nasıl getireceğiz yalnız? Şimdi birinci e, taktikte bunu e, Şöyle yapabiliriz. Yüzler onlar e, hanelerini veririz. Sonra bunların e, ekrana basılmasını sağlar. Şimdi ekrana basılma kısımları hatırlarsak şurası, burası ve burası. Şimdi bunu yukarıya alalım. Böylece şu taraf şuraya kadar geldi. Bakın aynı kopyaladığım yere bakıyorum. Bunun adını yapmayalım tabii. Print ee, three digits diye. Şimdi bu print three digits'i burada çağıracağız. Hundreds, tens ve ones'la. Ne oldu? Şu kod bakın print ones. Hundreds büyüktür sıfır. Tens ve ones gitti. Şimdi print digits burada. Sonra gene o 3 tane digiti bildik. Şimdi bakın burada print once. Şu kodla şu kodu karşılaştırıyoruz. Bakın bu kod aynı. Bu kod aynı. Bu kod aynı. Sadece burada e, print once'da bir değişiklik var. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz istersek. One'ı basmayız. Dolayısıyla one'ı buradan alırız. One'ı buraya koyarız ve buradaki şu kısımdaki şunu sileriz ve print 3 digits yaparız. Yani hundreds, tens ve ones. Burada arada bir ones'ın kullanılmadığına da dikkat edin. Ones burada kullanılmıyor. Dolayısıyla ones'ı buradan parametre olarak silebiliriz. Buradaki ones'ı da sileriz, buradaki ones'ı da sileriz. Şimdi güzel olan nokta hundreds ve tens'i aslında şu sayıdan hesaplayabiliyoruz. Yani remainder'dan burada da thousands'tan hesaplayabiliyoruz. O zaman biz aslında iki tane parametre vermek yerine buraya thousands diye bir şey versek sonra bu thousands'tan kişi hundreds ve tens'i hesaplasa aslında istediğimiz şey olur. O zaman ne olacak? Print 3 digits yerine thousands diyeceğiz ve o hundreds ile tensi hesaplayacak ve yapacak. Yalnız tabi burada hundreds ve tensi bilmemiz lazım. Dolayısıyla bunu da yukarıya koymamız gerekecek. Neyse, şimdilik onu orada bırakalım. Şu kısmı da buraya ekleyelim. Remainder olarak. Print 3 digits'e de Pardon. Print digits'e Remainder dersek Aslında Roughly aşağı yukarı Eşitlemiş oluyoruz. Şimdi thousands'ı Bulduk. Remainder'ı bulduk. Buraya thousands'ı Gönderdik. Buraya remainder'ı gönderdik. Print once Hallettik. Bir tek şurası kaldı. Print once'ın ee, Kısmı. O zaman once'ı da burada bulalım ve onu da orada basalım artık. once diyelim thousands'a göre ve bu print once'ı da burada basalım. Şimdi tek problem buradaki print digits'te ikinci gönderdiğimizde once'ı basıp basmayacağı. Dolayısıyla ona da boolean print once diye bir şey gönderirsek burada da if print once dersek bu metot çalışır. Dolayısıyla buraya true dersek buraya da şöyle diyelim. Buraya da false dersek pardon şöyle yapalım. eee print with rule diyelim. Her halükarda basıyoruz zaten. Print with rule böyleyse direkt basıyor. Diğer durumdaysa kurallı değilse de direkt print once'ı direkt basıyor. Dolayısıyla print with rule'a true diyeceğiz. Bakın burada bir sürü şey kayboldu ve satır 105'e indi gene ama çok daha anlaşılır hale geldi. Şimdi binler basamağını buluyoruz. 10'a basıyoruz. Sonra 1000 yazıyoruz. Sonra kalanı basıyoruz. Şimdi bakalım nasıl bir şey oldu. 310.134. 310.134. Gördüğümüz gibi bayağı güzel olmuş oldu ve çok daha anlaşılır şu anda. Birler hanesini basıyoruz, onlar hanesini basıyoruz. 3 dijiti basıyoruz ve burada da gene aynı şekilde onlar birler ve yüzler birler ve onlar ve birler hanesini buluyoruz. Onları basıyoruz. Gerektiğinde yüzleri de basıyoruz ve bütün bu hikayeyi burada tamamlamış oluyoruz. Okey böylece bölüm 2'yi tamamen paketlemiş, kapatmış olduk. Hepsini metot haline dönüştürdük.